Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün başlıktan da gördüğünüz gibi car parking'e büyük bir güncelleme geldi. Arkadaşlar kapak fotoğrafından da gördüğünüz gibi bugün GTA 5'e mi dönüyor, ne oluyor falan diye şaşıracak olursanız, ve oyunu bildiğin GTA'ya dönüştürdüler artık. Roleplay sistemi olsun desem, ne olsun desem, adamlar emote sistemi bile falan getirdi. Böyle güzel bir şey yaptılar oyunu. Bayağı bir iyi oldu oyun. Arkadaşlar ya, çok saçma şeyler gördüm. Güncelleme ile alakalı o kadar çok saçma video çekenler olmuş ki, bir şeyleri yanlış tanıtıyorlar. Yani ben anlamadım. Ben de bütün şeyleri araştırıp size dop doğru bir şekilde güncelleme ile alakalı fikirleri sunmak istedim. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizler için yeni gelen Rolls-Royce aldım, modifiye yaptım, plaka falan ekledim. Acayip bir şeyler var abi. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar şöyle sağa dönecek olursak gördüğünüz gibi yepyeni bir köprü karşılıyor bizi abi. Şöyle köprüyü olacak, görecek olursanız tamamen değiştirmişler arkadaşlar. Bayağı iyi yapmışlar. Bunu gayet çok beğendim. Arkadaşlar birazcık hızlı şey yapacağım çünkü acayip çok şeyler getirilmiş. Ve arkadaşlar fenere geldik. Fenerde de bayağı güzel bir şeylikler yapmışlar. Abi şöyle gördüğünüz gibi fenerin artık üstüne çıkabiliyoruz arkadaşlar. Ağaçlıklar falan da eklemişler. Gayet güzel olmuş abi. Feneri de tamamen değiştirmişler. Gördüğünüz gibi abi, şöyle fenerin ışığı dönüyor. Bu gayet iyi olmuş bu arada. Ve arkadaşlar burayı da tamamen değiştirmişler. Yabancı ülkede olan bir yer vardı, ona çok benziyor burası. İşler bayağı güzel yapmışlar. Şurada yıldız gibi bir güzel bir detay var. Burası da otel gibi bir şey yapmışlar. Bence gayet güzel olmuş abi burayı yenilemede falan. Baksana abi şu çatı detaylarına falan. Acayip iyi olmuş. Bu da çok güzel bir bina yapmışlar burayı da. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi GTA 5'teki map'e en çok benzeyen yer burası abi. Bayağı GTA San Andreas'te gibi de yapmışlar. Bence gayet güzel olmuş. GTA'ları falan oynayanlar bilir abi zaten buraları falan. Ya Luna Park tamamen değiştirmeleri bence gayet güzel olmuş. Şöyle otel falan, roleplay yapabilebilecek yerler falan da yapmışlar. Giden burası çok sadeydi. Hiçbir şey olmuyordu, dönmüyordu falan. Artık bunlara binebilir. Bir dakika, binebileceğiz mi lan? Denemek istiyorum bir dakika. Abi ya binilmiyormuş arkadaşlar, şöyle içinden geçiliyormuş. Ve arkadaşlar sıradaki şey, villaya geldik arkadaşlar. Burada acayip güzel şeyler var arkadaşlar. Ben bir oldu biriktiremediğim için villanın şöyle dışını göstereceğim. Arkadaşlar bu villanın da videosunu istiyorsanız yorumlara yazın abi. Bunun da videosunu çekeyim mi çekmeyeyim mi? Şöyle lobi yapmışlar burayı, gayet güzel. Bekleme alanı falan. Bile almadığınız arkadaşlar sizi böyle geri atıyor, bilginiz olsun. Gizli alan falan diyor. Gayet büyük arkadaşlar, bir de çok kaliteli yapmışlar. Tam böyle zenginlerin girebileceği falan yapmışlar. Bence gayet güzel bir detay olmuş da. Arkadaşlar sıradaki yere gelecek olursak gördüğünüz gibi otoparkı tamamen değiştirmişler abi. Şöyle gördüğünüz gibi giriş falan yapmışlar böyle. Full grafitiler abi, şurada acayip güzel fotoğraflar çekilir. Bayağı güzel yapmışlar. Bu üst taraflara da bakalım bir. Şöyle bildiğin Tokyo Drift ya burası. Bildiğin Tokyo Drift map yapmışlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süpermarketi de tamamen değiştirmişler. Şöyle gördüğünüz gibi acayip iyi olmuş abi. Bu da gayet güzel. Şöyle arkasında da tam böyle drift tandem yapmalık güzel webler var. Gayet güzel olmuş. Ben çok sevdim burayı da. Burası da zaten boştu abi. Burayı da bunu getirmeleri gayet çok iyi olmuş. Ve arkadaşlar limana geldik. Abi bildiğin burayı da tamamen değiştirmişler. Böyle gemiler falan der bir alan yapmışlar. Şurada drift alanı gibi bir şey yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Burayı tamamen yenilemişler. Şöyle abi pist falan gibi bir şey yapmışlar. Acayip iyi olmuş abi detaylar. Gidelim. Abi iş araçları falan var. Gayet güzel olmuş abi. Burası pist. Havalimanına benzettim burayı ya nedense. Evet. Çok güzel olmuş arkadaşlar burası da. Şu gemiye binebiliyoruz mu abi? Ha, gemiye binilmiyor. Gemiye binme falan da olsaydı geminin iç detaylarını da görürdük ama gayet bence güzel olmuş burası. Yeni görev şeyleri falan da getirmişler. Bunları görevleri falan yapabiliyorsunuz, böyle görev detaylarını falan. Şimdi de girerseniz size araba veriyor falan. Bu da gayet güzel yapmışlar. Günlük giriş falan diye bir şey yapmışlar. Bu da gayet güzel. Karakterler var arkadaşlar. Karakterlerin animasyonları falan gayet güzel olmuş. Ben bunların hepsine baktım. Bayağı güzel karakterin çok güzel animasyonlar falan yapıyor. Cayip ya abi. Bunları siz de alın, kullanın derim ben size. İyi detaylar var arkadaşlar. Baksana abi karakter kendi yere atıyor falan. Acayip iyi olmuş bunlar da. Arkadaşlar size videonun başında da demiştim plaka falan yapabiliyoruz diye. Artık plakaları şöyle tasarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ben böyle bir plaka yapmıştım geçici olarak. Şöyle kare falan olsun. Böyle tasarlayabiliyorsunuz abi. Artık tasarım size kalmış. Bile bir tasarımı da bitirirseniz her arabaya koyabilirsiniz arkadaşlar. Plakayı otomatikman kaydediyor abi. Bence gayet bu da çok güzel bir detay olmuş. Arkadaşlar offroad mapinde değiştirmişler. Şöyle balonlar falan eklemişler rally için. Şu balonları eklemişler abi. Ben bayağı baktım da çünkü şu bayrakları falan da yenilemişler. Bu arada arkadaşlar araba egzoz yapınca artık şöyle gördüğünüz gibi farklı farklı alevler çıkıyor abi. Bu da gayet güzel olmuş. Bunu dikkate almak çok güzel olmuş abi, bu çünkü bayağı bir zorluyordu. Başlangıç yerini de eklemişler, bu da gayet güzel olmuş, bu da gayet iyi. Bu arada evinizde de şöyle Home 4 de gelmiş, bu da gayet 1000 gold vererek alabileceğiniz gayet güzel bir yer yapmışlar burayı da. Arkadaşlar yeni olan yere geldim, çölü tamamen yenilemişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baraj falan eklemişler, bayağı bir güzel olmuş. Fırçaların olduğu yerleri falan eklemişler, tır yeri falan yapmışlar burayı da. Burası da gayet güzel olmuş. Baraj çok güzel abi ya, şu barajı çok güzel düşünmüşler. Abi güzel detaylar var, bunları ileride bayağı bir inceleyeceğiz. Şuraya küçük bir burger falan yapmışlar, gayet güzel olmuş. Şöyle içine girelim. Gördüğünüz gibi klasik burger abi, Amerikan burgerleri. Ve bir yere de geldik. Burası da çok güzel. Yani burayı da tüm çölü görebilmemiz için güzel bir toplantı yeri yapmışlar. Burada car parking'in bayrağı falan var üstte. Bayrak neden dalgalanmıyor abi? Öyle sabitlemişler bildiğin bayrağı.
yapıştırıcıyla yapıştırmışlar adamlar sallanmasın diye. Hayır, çok güzel olmuş. Burada her şey gözükebiliyor abi. Burada toplantılar falan yapabilirsiniz. Aşırı güzel fotoğraflar çıkar abi burada. Arkadaşlar, videoyu da burada bitireyim dedim. Burada gayet güzel manzara var abi. Burada bitireyim dedim. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Size güncelimi en kısa bir şekilde bu kadar anlatabilirdim abi. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın abi. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum abi. Yorumları uç alıp yorumları tartışalım mı güncelimi? Nasıl olmuş? İyi mi olmuş? Kötü mü olmuş? Mutlaka yazın abi. Ben gayet beğendim abi güncelimi ama optimizasyon sıkıntısı hala var abi. Düzelmemiş yani. Bunu ne zaman düzeltecekler bilmiyorum. Umarım bunu düzeltirler. Arkadaşlar, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki video denk. Hepiniz hoşçakalın.